eğitime bütçe. Tarikatlara değil, eğitime bütçe. Tarikatlara değil, eğitime bütçe. Basına ve kamuoyuna, tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak 6 Şubat depreminde en çok etkilenen il olan Hatay'da bir türlü düzene girmeyen ve niteliksiz bir biçimde devam eden eğitimin sorunlarına dikkat çekmek ve yetkililere seslenmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Hatay'da sorunlar birikerek daha da büyük bir hale gelmiş durumdadır. Bu yüzden buradan çocuklarımız için acil çağrıda bulunuyoruz. Sorunların çözülmesi için daha ne kadar bekleyeceğiz? Depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hala birçok okul hasarlı durumda ve henüz onarılmamıştır. Okullarda hijyen ortamı yok. Öğrenciler okula ulaşamıyor. Servis sorunu devam ediyor. Taşımalı eğitimin kaldırılması ile birlikte tam gün eğitim yapan okullarda çocuklar aç kalıyor. Bu durum Hatay'da yaşayan çocuklarımızın eğitim hayatını ciddi şekilde aksatmakta ve geleceğe umutla bakmalarını engellemektedir. Depremden sonra Hatay'da her 3 okulun biri hasar görmüş durumdaydı. Valiliğin açıklamasına göre 100'e yakın yeni okulun inşası, 422 okulun eğitim öğretime hazır edildiği bilgisi verilmektedir. Oysa gerçekte özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde bu oran rakamların yansımasını görmüş değiliz. Çünkü konteyner okullarında eğitim devam etmektedir. Hatta öğrencilerin 2/3'ü konteyner okullarında veya 2-3 okulun olduğu aynı binada eğitim görmektedir. İnşaatı devam eden 121 okul binasının devam edildiği ve 34 yeni okul binasının yapılması planlandığı söylense de bu iki ilçede, özellikle de Defne ilçesinde bir hareketlilik görülmemektedir. Hatay'da aşağıda sıraladığımız somut olan sorunlar mutlaka çözülmelidir. 2 veya 3 okullu binalarda ders sürelerinin kısa olması eğitimin niteliğini düşürmektedir. Özellikle Defne ilçesinde ve Antakya ilçesinde okullar bir an önce onarılmalı ve normal eğitime geçilmelidir. Okul giriş çıkışlarındaki trafik yoğunluğu ve denetimsizlik kazalara neden olmakta, kaos ortamı ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin ekonomik sebeplerle beslenme yetersizliği bir an önce giderilmelidir. Kantin fiyatları depremzede olan öğrenciye pahalı gelmektedir. Öğrenciye bir öğün yemek ve içecek su temin edilmelidir. Öğrencilerin ekonomik sebeplerle beslenme yetersizliği bir an önce giderilmelidir. Servis sorunu çözülmeli, öğrencilerin okula devamlılığı sağlanmalıdır. Okullarda çalışan olmadığından dolayı okullar pislik içindedir. Okullara hijyen malzemeleri dağıtılmalı, yardımcı eleman görevlendirilmelidir. Altyapı sorunu çözülmeli, internet ve elektrik kesintilerinin önüne geçilmelidir. Sınıflar oldukça kalabalık bir haldedir. Defne ve Antakya ilçelerinde derslik sorunu çözülmelidir. Kısa vadeli programlarla hijyen sağlanamaz. Hijyen temel ihtiyaçtır. Öğretmenlerden ayda bir miktar para toplanıp temizlik elemanı temin etmek sorunu çözmez. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf olmaz. Psikososyal desteğin verilmemesi büyük sorunlar yaratmıştır. Bu durum ayrıca öğrenci başarısında ciddi düşüşlere neden olmuştur. Depremzede öğrencilerin sosyal etkinlik ve spor faaliyetleri desteklenmeli ve tesisler açılmalıdır.